top dışarıda. Sümeyye ekibi servislerini sayıya dönüştürmüştü ama bu servis dışarıda. Saha değişimine gidiyoruz. Skor 19-9. Rasim hocam. Rasim hocam. Rasim Bey. Tek maç mı? Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olacak. İsim sahibi olacak. Söz sahibi olacak. İsim sahibi olacak. Mühendislerimiz, öğretmenlerimiz. Sevgili Kadir ve Gökhan Saygı'nın organizasyonunda voleybol tecrübesi yaşıyorlar. Sadece rakipleriyle değil, rüzgarla da, kumla da, güneşle de mücadele ediyorlar. Kendilerine turnuvaya katılan tüm ekipleri ama özellikle kadınlar kategorisinde mücadele eden 4 takıma da ben en samimi duygularımla teşekkür ediyorum. Türkiye'nin geleceği aydınlık kadınların yetişmesine ve onların sporla, kültürle iç içe olmasını sağlayan sevgili Marmara Beach Volley ekibine de sevgilerimi gönderiyorum. Bu top içeride, Sümeyye'nin göndermiş olduğu bu top içeride. Skor 22-10 oldu. Sümeyye servis atışında köşe karşıladı. Dila'nın çabası yeterli gelmedi. 23. sayıya ulaştı. Sümeyye bence futbolun yanında voleybol da alabilirsin ek branş. Bir güzel servis daha. Tuğçe içeri gönderdi. Bu senin sayısı ve maç sayısı geliyor. Bir tempo rica edelim, bir alkış rica edelim. Hem kazanana hem kaybedene, Türkiye'nin aydınlık yüzlü kadınlarına bir alkış rica ediyorum sizlerden. Sekiz saniye bekledi dedikten sonra plaj voleybolunda da salon voleybolunda da hakemin servis atışından sonra 8 saniye içerisinde oyunu hareketlendirmeniz gerekiyordu. Bunu da bir şekilde yaşamış oldunuz, öğrenmiş oldunuz. Skor 24-11. Bu servis başarılı oldu ve sayıya da dönüştü. Sayıya da dönüştü. Bravo Dila. Dila bir kez daha servis atacak. Bir güzel servis daha Dila'dan. Maç sayısı servisi kullanıyorlar ama Dila'nın bu çabası topu oyunda tutmaya yetmedi. 25-12'yi bulan Sümeyye Ünal, Buse Gülşen çifti, Dila Peken ve Tuğçe Yurdagül çiftini yeniyorlar. Ve kocaman bir alkış Türkiye'nin güzel yüzlü kadınlarına. Her zaman söylediğimiz gibi dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Olimpiyat oyunlarında biletlere en çabuk tükenen plaj voleybolu organizasyonudur. Plaj voleybolu organizasyonlarda mücadele